biz sohbetimize devam edelim. Biz şeyden bahsediyoruz. Mazereti nedeniyle bulunamadı. Kendisi her zaman olduğu gibi bayram vesilesiyle, bayramlar vesilesiyle birlik beraberlik içinde olunması gerekliliğini ifade ederek bütün Beşiktaş camiasının bayramını kutladığını iletmemi istedi benden. Aracılığımla siz bütün ailelerinizle birlikte bayramlarınızı elini iyi dilekleriyle kutladığını, hayatınız boyunca nice güzel, mutlu Beşiktaş çatısı altında bayramlar yaşamanızı dilediğini iletmemi istedi. Ben de bu görevi zevkle yerine getiriyorum. Efendim, tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bayram vesilesiyle teşekkür ederim. Arkadaşlarımı biliyorsunuz. En sağımda Sicil Kurul Başkanımız Şahap Bey var. Arkadaşım derken 60-70'e yakındır herhalde arkadaşlığımız. 60-70. Arkadaşlar biliyorsunuz camia olarak gerçekten de bayram vesilesiyle ifade ediyorum ama birlik ve beraberlik içinde olma ihtiyacımızın had safhada olduğu bir dönemden geçtiğimizi eminim gündemi izleyen, ki Beşiktaşlar gündemi izlerler, biliyorsunuzdur. Maalesef geçen yıldan bu yana birçok Beşiktaş'a yönelik haksızlıklarla karşılaştık. Biz sadece Beşiktaş için değil, herkes için adalet istedik. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı geçen dönemki başkanlığında ne dediyse hakemlerle ilgili bu dönemde aynısını söylüyor. Ama hakemlerden şikayet edenler ve ya da hakemlerin bağlı olduğu ana yapıdan ve onun kurullarından şikayetçi olanlar bir öyle söylüyorlar, bir böyle söylüyorlar. Arkadaşlar burada bir şeyi vurgulayarak bu sıcak günde sizi uzun tutmak istemiyorum ama büyük camialar hepiniz benden de daha iyi bilirsiniz ki ancak ve ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir camialar haline gelirler. Bizim yönetim olarak abdestimizden kuşkumuz yok. Bize verdiğiniz vekaleti en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağımızdan hiç kuşkunuz sizin de olmasın. Ama lütfen eğer bir kavga olacaksa bayramdan bir gün önce Arife günü ortamı germek istemiyorum ama söylemem gerektiğini hissediyorum. Çünkü ancak bu ortamlarda söylenebiliyor topluca bu işler. Eğer hadi kavga demeyeyim ama eğer Beşiktaş'la bir takım kurullar arasında bir çatışma devam edecekse, bir beyaz sayfa açılmayacaksa ki biz bunun açılacağını umut ediyor, açılacağına ilişkin söylemleri de mutlulukla karşılıyorduk ama başkanımız konuşurken yapılan bir hareket keşke görebilseydi de cevabını kürsüden verebilseydi. Bize bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe devam ederiz. Hiç çekinmeden sonunda ne olacağını düşünmeden biz bu işe biz de devam ederiz. Layıkıyla da yaparız. Hiç merakınız olmasın. En iyi şekilde de yaparız. Ama bir istirhamımız var. Benden farklı düşünenler beni bağışlasın, bu benim düşüncem. Her şeye atacak bir tweet konusu bulanlar, Allah aşkına bu konuda da bir şeyler söylesinler.
lütfen Beşiktaş camiasının beş ayrı parmaktan oluşan ama güçlü bir yumruk olabildiğini göstersinler. Bu benim şahsi duygumdur. Şahsi beklentimdir. Burada başka biri konuşuyor olsaydı da ben şurada olsaydım, bu da konuşulanlara aynı şekilde destek verirdim. Eminim benim arkadaşlarım da, sevgili kurul başkanım Şahap Bey de böyle düşünüyordur. Sizden isteğimiz, ricamız, eleştirilerinizi demin Ali Rıza Bey'in söylediği gibi eleştirinin yapılacağı yerde yapın. Cevabını, karşılığını alamazsanız serbestsiniz veya doğrudan bize yapın. Ali Rıza Bey'le aramızda demin öyle bir diyalog geçti. Ben yap. Evet. O yüzden birliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirelim. Birbirimizden yüzümüzü çevirmeyelim. Bayram münasebetiyle birbirimize yeniden gözümüzü dönelim. Bayram münasebetiyle kırgınlıklarımızı birbirimize ifade edelim. Çıkıp kırgınsız yerlerde söylemeyelim. Bu vesileyle tüm Beşiktaş ailesinin şahsım, başkanı Mehmet Burçebi ve bütün yönetim kurulu üyesi olan mutlu olan arkadaşlarım, olmayan arkadaşlarım adına kurul başkanlarımızla bütün Beşiktaş ailesinin bayramını kutluyorum. Daha güçlü bir mücadelelerin içerisinde başarılarla birlikte olacağımıza olan inancımızı tekrarlıyorum. Hepinize saygılar, iyi yazlar diliyorum.